Yeni doğan bebekleri sırf para kazanmak için pasif ötenazi yaptılar. Bu haberi size aktarmıştık ve bu adamlar, aslında adam da dememek lazım ama bu caniler, vahşiler, vahşi doğanlar için bir fezleke hazırlandı. Bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ettiler. Canlarını hiçe sayıp haksız kazanç elde ettiler. Yeni doğan çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgüt lideri iki doktorun 273 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 725 sayfalık fezlekede 22'si tutuklu, 47 kişi şüpheli olarak yer aldı. Hazırlanan fezlekede 2 doktor hakkında özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerini tedavi dışında maddi menfaat sağlamak için kullandıkları belirtildi. Kullanmadıkları ilaçları, kullanılmış gibi gösterdikleri, SGK'ya fatura ederek haksız kazanç elde ettikleri de ortaya çıktı. Yeni doğan çetesinin bebekleri kurmuş oldukları suç örgütü sayesinde keşfedip tedavi yöntemleri uygun olup olmadığına bakılmaksızın anlaşmaları olan hastanelere naklettikleri de fezlekelerde yer aldı. Tedavi yöntemleri uygun olup olmadığına bakılmaksızın anlaşmaları olan hastanelere naklettikleri de fezlekede yer aldı. İki doktor hakkında 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 273'er yıla kadar hapis talep edildi. Bebeklerin sevkini sağlayan ambulans şoförünün ise 45 yıldan 93 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. Yeni doğan çetesi hakkında hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Vallahi bilmiyorum Hipokrat yemini çarpar mı ama umut ediyorum ki adalet bunları çarpar. İhal indirimi tartışılıyor dedik, tartışma konusu dedik, aktardık. Bakalım mesela bunlara bir İHAL indirimi yapılacak mı? Biz burada takipçisi olacağız efendim. Çünkü bunlar o kadar büyük bir çete ki işi bebek ölümlerini ve vurgunu soruşturan savcıyı makamında ölüm tehdidi yapabilecek noktaya kadar götürebiliyorlar. Bunlar normal birileri değil diyorum. Neyin tedbirini alacaksın? Benim lafım el iş hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Yeni doğan çetesindeki şüphelilerin tahliyesini istediler. Cumhuriyet savcısına makamında tehdit savurdular. Yetmedi, o savcının öldürülmesi için 100 bin dolar teklif ettiler. Hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksın, soldan mı, hanımı bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi? Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik yeni doğan çetesinin soruşturmasını yürütüyordu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, terör ve örgütü suçlar soruşturma savcısı odasına gelen çete üyelerinin tehdidine maruz kaldı. Savcıyla önce telefonda, ardından odasında görüşen avukat, bazı şüpheliler hakkında tahliye kararı verilmezse savcıya yönelik suikast yapılacağını, ailesine zarar verileceğini söyledi. Tehditler üzerine soruşturma başlatıldı. Savcının makamına kayıt cihazı yerleştirildi. İşte o kayıt cihazı tüm tehdidi belgeledi. Gittiğim poligondan giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye... Normal birileri değil diyorum. Neyin tedbirini alacaksın? Görüntülerin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Savcıyı ve ailesini tehdit eden 8 şüpheli ters kelepçeyle adliyeye sevk edildi. Soruşturmada yaşanan son gelişme ise tetikçinin itirafçı olması oldu. Savcıyı vurması için kendisine 100 bin dolar teklif edildiğini, saldırı sırasında kullanılmak üzere sürücü ve motosikletinle ayarlanacağını iddia etti.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, bebekleri bile bile öldürmüşler ve iki haberde de gördük. Fark etmişsinizdir siz de, ahlaksız, vicdansız, terbiyesiz, korkusuz, nereden geldiği belli olmayan, cahil, cesaretli adamlar bunlar. Şimdi ilk olarak bu konuyu bir uzmanıyla konuşacağım. Çok kısa konuşacağım. Pasif ötenazi nedir diyeceğim. Profesör doktor hemen Nesrin Çobanoğlu Yüksel şu an karşımda, Gazi Üniversitesi'nden kıymetli hocam, tıp tarihi ve etik ana bilim dalı başkanı. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Türkiye'de aktif ötenazi yapılmıyor, uygulanmıyor ama pasif ötenazi nedir, nasıl yapılır, bu bebeklerimizi nasıl öldürmüşler? Günaydın öncelikle. Tabii çok üzücü bir haber. Bu ötenazi mi, cinayet mi, çok tartışılması gerekir. Ötenaziden çok ötenazi kavramının da uzağında cinayet gibi duruyor sanki. Savunmasız, gönüllülüğünü belirtemeyecek, bebeklere uygulanan bir şey bu. Ötenazi diyebilmek için bir hastalıktan muzdarip olan kişinin ağrı acılar çekmesi ve bu durumda ölmeyi istemesini konuşuyoruz. Yani ölüm bir hak olabilir mi? Kişi artık ağrı acı içindeyse. Aktif ötenazi, yani dışarıdan verilen bir şeyle kişinin ölümüne yol açılmasıdır. Pasif ötenazi, kişinin yaşamını sürdürmek için gerekli olan desteğin ya da tedavinin kesilmesi, çekilmesi ve böylece ölmeye bırakılması denilebilir. Bu bebeklere pasif ötenazi yapıldığı söyleniyor. Yeni doğmuş ve yaşamak için desteğe ihtiyacı olan bebeğin desteksiz bırakılması pasif ötenazi gibi düşünebilir. Ama bu bebekler bunu istediklerini belirtemiyorlar. Böyle bir şey yok. Bu onun için ne kadar ötenazi kavramıyla ilişkilendirilebilir doğrusu düşünemiyorum. Bu bana ötenaziden çok, yani pasif ötenaziden çok cinayet gibi gözüküyor. Çünkü pasif ötenazide hani en önemli unsurlardan birisi kişinin ölmeyi istediğini belirtebilmesi. Bebeklerin böyle bir talebi belirtmeleri düşünülemez. Yani mesela gibi. Bir kanser hastası çok acı çekiyor, değil mi? Tedaviyi bırakıyorum artık. Hani ben ölümü bekleyeceğim demesi gibi. Tamamen böyle. Yani aktif ötenazide hani gönüllü, gönülsüz, işte onun aktif pasif şeyleri var. Fakat pasif ötenazide hastanın artık terminal dönemde, kanser hastası ileri düzeyde ağrı acı çekiyor. Bu durumda onun yaşamını uzatmayı hedefleyen ama yaşamını uzatmayı da belki başaramayan, tam tersi ağrısı, acısının tedavinin yan etkileriyle daha da arttığı durumda artık tedavinin bırakılması ve hastanın acı çekme sürecini uzatmamak için agresif tedavilerden vazgeçilmesi, radyoterapi, kemoterapi gibi, buna pasif ötenazi deriz. Peki. Ama burada yaşam destekleri çekilmiş bu bebeklerin ve fikirleri tabii ki belirtilmemiş durumda. Pekala, çok teşekkür ederim. Hocam yani, cümlenizi tamamlayın lütfen. Buyurun. Ses biraz geç geliyor. Ötenazi kavramında ölüm bir hak olabilir mi? Bunu tartışıyoruz. Hı-hı. Ve tabii ölümün bir hak olabilmesi için de yani kişinin çok ağrı, acı çekiyor olması ve onu destekleyen şeylerin çekilmesi lazım bu durumda. Hı-hı. Fakat bu bebekler bir ağrı, acı ya da en önemli unsuru da kişinin ben artık ölmek istiyorum. Hani bunu yaşamak istemiyorum, bu süreci bitirin demesi, evet. Gönüllü olması, istemesi çok önemli. Ama burada gönüllülük yok, belirtilmemiş. Pekala. Bir isteği yok. Onun için bu pasif ötenaziden öte bir tür cinayet diye düşünüyorum. Pekala, doğrusu. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Nesrin Çobanoğlu Yüksel bizimle birlikteydi. Akıl almaz, vicdana sığmaz bir cinayet bu. İnsanlığın gerçekten karanlık yüzü.